İyi akşamlar sevgili izleyenler. TV2 Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri izliyorsunuz. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 1. Ordulu Bürokratlar Buluşması Esenler Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ordulu Bürokratlar, 1. Ordulu Bürokratlar Buluşması kapsamında Esenler Belediyesi Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan, İstanbul Müftüsü Profesör Doktor Rahmi Yaran, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran ve Ordu Dernekler Platformu Başkanı Gülcan Özkaya katıldı. Program Gülcan Özkaya, Temel Başalan ve Gökhan Taran'ın selamlama konuşmalarıyla başladı. Ordu Dernekler Platformu'nun öncülüğünde Esenler Belediye'mizin ev sahipliğinde İstanbul'da yaşayan, keşfedilmesi, tanınması ve tanıtılması amaçlanan her meslekten seçkin, kendi alanında uzman, başarılı, aynı zamanda ordulu olan sanayici, siyasetçi, bürokrat, yönetici, akademisyen hemşerilerimizle tanışma, kaynaşma, birlik, beraberlik ve kardeşlik çatısı altında duygularımızı, fikirlerimizi ve güçlerimizi birleştirmek niyetiyle bu ilk toplantımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Biz Kumrulular olarak Kumru'da yetişmiş insanlarımızla bir araya geliyoruz. Değişik vesilelerle tanışıyoruz, kaynaşıyoruz. Ama bu kaynaşmayı işte Fasalıları tanımıyoruz, Gölköyleri tanımıyoruz, Akkuşları tanımıyoruz. Ordu çapında hiç düşünmemiştik, yapmamıştık bu tarz toplantıları. Platformumuz sağ olsun önder oldu ve sizlerle bizi buluşturdu. Ben hasaten bu işte bizi burada buluşturan başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Sizlerin hep arzuladığınız işte bir büyüğümüz bizlerle hiçbir zaman bir araya gelmiyor, görüşemiyoruz, istişare edemiyoruz dediğiniz bir ortamı sizlere oluşturmaktı. Ben burada emeği geçen başta Ordu Dernekler Platformu Başkanımıza ve Derneği Yönetimine, özellikle de Kemal Bey'e, Ali Kemal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da toplantıda yaptığı konuşmasında böyle platformların büyük şehirlerdeki hemşehrilerin tanışıp kaynaşması açısından önemli olduğunu belirtti. İstanbul artık bizim için çok anlamlı bir memleket haline geldi. Bu açıdan çocuklarımızın ve kendimizin geleceği bu şehirde ise onların geleneksel dokusunu ve kültürel değerlerini kaybetmeden İstanbul'un idrakini, İstanbul'da olma idrakini de ihya etmek durumundayız. Bu anlamda da Ordulu kardeşlerimize çok önemli bir görev düştüğünü düşünüyorum. Burada da gerek sivil toplum organizasyonlarında, gerekse kültürel etkinliklerde Ordulu kardeşlerimiz gayretleri ve heyecanlarıyla bize de heyecan katıyorlar. Bunun için de hasreten hepimize teşekkür ediyorum. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'sa 15 Temmuz'da Türkiye tarihinin en kanlı darbesini görmüştür dedi. 15 Temmuz akşamında bu grup, bu güruh arkalarındaki içeriden ve dışarıdan sağladıkları destekleriyle Anadolu topraklarının tarih boyunca görmüş olduğu en büyük ihanetlerden birisini sahneye koyarak 15 Temmuz'da Türkiye'de tarihin arkasının akışını değiştirmek, o milletin gidişatını değiştirmek için düğmelerine basıldı ve harekete geçirildi. Mesela sadece FETÖ'nün organize ettiği bir darbe teşebbüsünün çok ötesindedir. Çok derin kökleri ve çok derin bağlantıları bulunmaktadır. Kurtulmuş Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu değerlendirerek büyük resmi görmenin önemine dikkat çekti. Hani 5000 parçada oluşan puzzle vardır. Her bir parçaya alırsınız bir şey ifade eder. Ama tek başına bir şey ifade etmez. Onu bütünün içine koyduğunuz zaman resmi görürsünüz ve o resim size bambaşka bir şey ifade eder. Bugün karşı karşıya Türkiye'nin kalmış olduğu bütün bu süreçler, bu darbe teşebbüsünden tutun, PKK ile Türkiye'nin boğuşması, DAEŞ ile boğuşması, terör saldırıları altında kalması, algı operasyonlarıyla karşı karşıya kalması, Türkiye'ye karşı ekonomi alanında yapılmaya çalışılan bir takım operasyonlar vesaire, bunların hepsini üst üste koyduğumuzda, çok fazla konuşmaya gerek yok, bu salondaki herkes biliyor ama teyiden söylüyorum, büyük resim şudur: bu coğrafyada oynanan oyunu anlayan,
bu oyuna direnebilmek gücüne, birikimine ve tarihi köklerine sahip olan, siyaset tecrübesine sahip olan yegane ülke Türkiye'dir. Başbakan yardımcısı Kurtulmuş amaçlarını ise şu şekilde dile getirdi. Bu anlamda güçlü büyük Türkiye istikametinde asla yolumuzdan dönmemektir. Güçlü Türkiye dediğimiz, yeni Türkiye dediğimiz bu yolun dört tane temel sütunu vardır. Dört tane temel dileği vardır. Birincisi devlet millet kaynaşması. Bunu yıllardır konuşurduk, hatırlarsınız. Senelerdir, on yıllar boyunca söylediğimiz şey budur. Çünkü Türkiye'de devlet aklı başka terden çalar, millet başka terden çalar. Devletle millet hiçbir araya gelmezdi. Uzun yıllar verilen siyasi mücadeleyle, bu sene 66. yılda bitiriyoruz çok partili demokrasi tecrübemizi. Bu mücadeleler sonucunda devlet milletle içli dışlı olmaya başladı. Devlet millet kaynaşması ne manaya gelir derseniz, 15 Temmuz bunun en güzel örneklerinden birisidir. Darbe oluyor, uçaklar kalkmış, Türkiye'nin ne olacağı belli değil. Cumhurbaşkanı, devletin en üstündeki zat millete diyor ki çıkın sokaklara, bu hainlere haddini bildirin diyor. Tereddüt etmeden bunu söylüyor, millet de tereddüt etmeden sokaklara çıkarak bu hainlere haddini bildirin. Gecenin sonunda ordulu bürokratlar protokol üyelerine sorularını sordu ve fikir alışverişinde bulundu. Program günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi. Ordu'nun Altınordu ilçesinde her gün binlerce aracın geçtiği Karadeniz sahil yolu üzerindeki iki kanalizasyon kolektör hattı yılların yorgunluğuna dayanamadı ve 40 yıl önce inşa edilen Altın Mahallenin ana kolektör hattında çelik ve dökme beton yerine beton kullanıldığı ortaya çıktı. Yolun altında geniş bir alanda 4 metrelik çökmenin meydana geldiği öğrenilirken Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin zamanında müdahalesi olası bir faciayı da önlemiş oldu. Altınordu'dan geçen Karadeniz Sahil Yolu Otogar mevkiindeki kanalizasyon kolektör hattında çökme meydana geldi. Gelen ihbara anında müdahale eden Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sorunun eski kolektör hattındaki çökmeden kaynaklandığını tespit etti. Meydana gelen çökmenin yapılan kazı sonrasında 4 metre derinlikte bulunan eski kolektör hattından kaynaklandığının tespit edilmesi üzerine ekipler bu hattı yeni koruge boru ile değiştirme çalışmalarına başladı. Sürdürülen çalışmalar nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten verilirken Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerce sürdürülen çalışmanın en kısa sürede de tamamlanarak yolun kapalı olan şeridinin de açılması planlanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bu yol her gün binlerce aracın geçtiği bir güzergah, büyük bir felaket olabilirdi, hepimize büyük geçmiş olsun diye konuştu. Altınordu ilçemizin hatta Karadeniz sahil yolunun en yoğun olduğu otogarın mevkiinin tam önünde. Dün sabah itibarıyla bizim de öğrendiğimiz 185'e arızaya bir vatandaşın ihbar üzerine öğrendiğimiz kanalizasyon tıkanması sonucu yolun altında maalesef çok önemli bir arıza ortaya çıkmış. Ana kolektör, karayolların altındaki ana kolektör patlamak suretiyle, yaklaşık 5 metre aşağıdaki kolektör patlamak suretiyle karayolun altındaki kum zeminde boşalmış. Dolayısıyla bir kamyonun girebileceği büyüklükte devasa bir çukur oluşmuş. Çok şükür zamanında müdahale yapmak suretiyle çok ciddi bir facia önlendi. Şu anda OSKİ'nin ekipleri 1,5 gündür gece gündüz demeden bu alanı tamamen açmak suretiyle 5 metrelik pamplajları da çakmak suretiyle inşallah bu akşama kadar bu alandaki arızayı gidermiş olacaklar. Şehirde tek arıtma olduğu için bu kolektörlere giden ana boruların sahil yolu geçişindeki bölümü maalesef eskiden çok dar yapıldığı ve beton marifetiyle konulduğu için zamanla ezilmiş ve kırılmış. Dediğimiz gibi zamanında uyarı ve OSKİ'nin zamanında müdahalesiyle birlikte burada ciddi bir facia önlendi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir program gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumuyla başlayan tören Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde devam etti. Törene ise çok sayıda protokol üyesinin yanı sıra daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı önünde saygı duruşuyla başlayan etkinlikler İstiklal Marşı ile devam etti. Gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu ve çok sayıda okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Ardından saat 14'te Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün sorumluluğunda Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde de bir tören gerçekleştirildi. Altınordu Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa Vali İrfan Balkanlıoğlu, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Şaban Karataş, daire müdürleri, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Program 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma videosunun sunulmasıyla başladı, ardından protokol konuşmalarıyla devam etti. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okulları ziyaret ederek öğretmenlerle buluştu. Öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Tekintaş, "Ülkemiz siz öğretmenlerimizin sayesinde çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşacaktır." dedi. Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Ordu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'a Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu da eşlik etti. Hoş geldiniz. Gelecek nesillerin donanımlı ve iyi yetişmesi öğretmenler sayesinde mümkün olacağının altını çizen Başkan Engin Tekintaş, geleceğimiz olan çocuklarımızın, özverili bir şekilde gelecek nesilleri hazırlayan tüm eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum dedi. Ben her okulun bana geldiğinde, taleplerinde bulunduklarında mutlaka değerlendirmeye çalışıyorum. Aslında şunu hissediyorum. Talepler özellikle fiziki mekanları ve öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak talepler olduğu için de biz bunlardan mümkün olduğunca sarf nazar etmemeye gayret ediyoruz. Özellikle bugün, tabii ki 24 Kasım artık hepimizin, bugün değil, uzun yıllardır sizleri sadece bir gün hatırlamak için değil ama özel günde sizlerle olmak için ayrılmış bir gün olarak biliyoruz. İşte böyle bir günde bugün aranızdayız. Gerek şahsım gerekse kurumum adına, belediyemiz adına sizlere ben tekrar sağlıklı yıllar diliyorum, mutlu yıllar diliyorum, başarılı yıllar diliyorum. Yetiştirdiğiniz her öğrencinin gelecekte bu şehrin, bu ülkenin hem yönetiminde hem de hizmetinde bulunacak özel insanlar olduğundan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ziyarette bir konuşma yapan Ordu Anadolu Lisesi Müdürü Birol Erdoğdu ise Altınordu Belediye Başkanımız Engin Tekintaş ve ekibi sadece bugün değil her zaman bizlerin yanında yer alıyorlar. Başkanımıza eğitim camiasına verdiği destek için teşekkür ediyorum dedi. Altınordumuzun altın kalbi değerli belediye başkanı Sayın Engin Tekintaş Bey'e ilçemizde göreve başladığı günden itibaren 3. kez okulumuzu ziyarette bulunup her defasında da öğretmenlerimize, idaremize, öğrencimize karşı iltifatlarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan Acu Beyefendi'ye, Okul Aile Birliği yönetimimize, sizler adına, kurumumuz adına, velilerimiz adına, öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Başkan Tekintaş daha sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere hediye takdim etti.
Öğretmenler Günü dolayısıyla Ordu Durgöl İlkokulu'nda da program düzenlendi. Düzenlenen programda öğretmenler ve öğrenciler şiirler okuyup şarkılar söyledi. Öğretmenler Günü'nü hep birlikte yaşadılar. Durugöl İlkokulu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü olması dolayısıyla farklı bir etkinlik vardı. Okul bahçesinde düzenlenen programda öğrenci ve öğretmenler hep bir ağızdan şiirler okuyup şarkılar söyledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler İstiklal Marşı'nı hep birazdan ve coşkulu bir şekilde söyledi. Törende öğrenciler öğretmenleri için yazdıkları şiirleri okumalarıyla program devam etti. Tabi şiir okuyan sadece öğrenciler değildi. Öğretmenler de öğrenci sevgilerini dile getiren şiirler okudu. Bütün çiçekleri getirin buraya. Öğrencilerimi getirin. Getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Sen bir ders vereceğim onlara. Sen şarkımı söyleyeceksin. Getirin, getirin ve sonra... Şiirlerin okumasından sonra öğretmenlerin söyledikleri şarkılar dinlendi Durugöl İlkokulu'nda. Daha sonra öğrenci ve öğretmenlerin hep beraber söyledikleri şarkılarla program sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde söz alan ve bakanın önüne üreticilerden getirdiği fındığı koyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tarım Bakanı'na seslendi. Fındık üreticisi artık sesini duymanızı istiyor, fındığa sahip çıkılmasını istiyor, bu fındığı da onları unutmamanız için size gönderdi diyerek tepkisini dile getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun fındığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'na taşıdı. Torun fiyatını ne içeride ne de dışarıda belirleyemediğimiz altın değerinde bir üründen bahsediyoruz. Sayın Bakan, fındığımız heba ediliyor. Üretici gece gündüz fiyatın artmasını bekliyor. Rekolte açıkladınız, tutmadı. Rekolteyi revize ettiniz, olmadı. Karış karış dolaştığım bölgemde hiçbir üretici yoktur ki geçen senenin ürünü kadar ürün almış olsun. Ancak üçte biri kadar ürün elde eden fındık üreticisi alın terinin karşılığını alamadı. Fındığı para etmedi, bu senede yine mağdur edildi. Sayın Bakan, fındık tekelleşti. Bir yabancı alıcı fiyatla istediği gibi oynuyor. İtalyan Tarım Derneği Türk fındığını en tehlikeli ürün olarak ilan ediyor. En değerli tarım ürünümüz fındığımızın geleceği tehlikede. Size de, bakanlığınızın temsilcilerine de söylüyorum. Derhal önlem alınız. Piyasaya müdahale ediniz. Haksız rekabetin önüne geçiniz. Bakın, iktidardan TMO fındık alabilir gibi bir açıklama geldi. 9 liralara düşen fiyat hemen hareketlendi. Demek ki piyasa sizden gelecek bir açıklama bekliyor. Fındık üreticisinin derdine derman olmak elinizde dedi.
Fındık'ta en büyük sorunun fiyat istikrarsızlığı ve tekelleşme olduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, sorunların sadece bununla bitmediğini, bahçelerin yaşlandığını, verimin her geçen yıl düştüğünü, kalitenin istenilen ölçüde olmadığını, bir an önce sektörün sorunlarının masaya yatırılması gerektiğini söyledi. Torun 2017 bütçesinde arıcılığa ve kivi üreticilerine de yeterince kaynak ayrılmadığını belirterek, bütçe kitaplığınıza bakıyorum, arıcılıkta kivi üretimi de bir iki cümleyle geçiştirilmiş. Evet, arıcılara kovanbaşı destek verildi ancak yeterli değil. Arıcılarımızın nakliye sorunu var, konaklama sorunu var. Dünya bal üretiminde ilk üçte yer aldığımız arıcılarımızın sorunlarına çare bulalım, kaynak aktaralım. Kivi üretimi kendi başına bırakılmış. Kivi üretimini destekleyelim, alternatif ürün yapalım, tarımsal üretimimizde son derece önemli olan bu değerlerimize sahip çıkalım dedi. Plan Bütçe Komisyonu'nda Tarım Bakanı Faruk Çelik'in masasının üzerine bir sebet kabuklu fındık bırakan Torun, bakanın niye kabuklu fındık demesi üzerine, zahmetli bir üründür, kolay değildir bunu üretmek, buna rağmen para da etmiyor, afiyetle yiyiniz, üreticiye hatırlayacağınızı umuyorum diyerek sözlerine son verdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından fındıkta yaşanan fiyat iniş ve çıkışlarındaki istikrarsızlığın bir sonraki sezona olumsuz yansıyabileceğini bildirdi. Fındık fiyatında yaşanan dalgalanmayla iniş ve çıkışındaki istikrarsızlık hem üreticileri hem de üretici temsilcilerini endişelendiriyor. Fındık fiyatında bir istikrar olması gerektiğini savunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, istikrar olmazsa bu önümüzdeki sezonu da olumsuz etkiliyor diye konuştu. Üreticiye fındık rekoltesi çok oldu, fiyatlar dibe vuracak şeklindeki açıklamalara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Soydan, eğer üreticiyi biz bu şekilde korkutursak bahçeye de sokamayız dedi. Şimdi serbest piyasa arz ve talebe göre şekilleniyor. Ama şu var, yani üreticinin muhakkak önünü görmesi lazım. Yani üretici bu seneden gelecek yılın sezonunun fındığının hesabını yaparak önünü görmesi açısından fiyatların bir istikrarda olması lazım. Yani üretici bu seneden fındığına bir maliyet yapacaktır. Yani bir masraf edecektir. Bu masrafı seneye alabilir miyim, alamaz mıyım? Yani üretici şundan korkmamalı. Fındık rekoltesi çok oldu, fiyatlar dibe vuracak diye bundan korkmamalı. Çünkü eğer üretici biz bu şekilde korkutursak üreticiyi bahçeye sokamayız. Bu sefer üretici bahçeye girmediği zaman fındığın kalitesi ve maliyeti yüksek olacak, kalitesi düşecek, üretimde bir gerileme olacaktır. Bu da hem milli ürünümüz olarak gördüğümüz fındığımızda bir dünya piyasasında rekabet şeyimize en ufak bir şekilde zarar gelmemesi lazım. Bunun karşılığında da biz devletimizden bu gibi istikrarsızlık karşısında muhakkak bir taban fiyat uygulamasının oluşması lazım. Ya da serbest piyasa fındığın rekoltesinin çok olduğunda da fındık rekoltesinin az olduğu yıllarda da istikrarlı bir fiyatın muhakkak devam etmesi lazım. Çünkü üretici de sonuçta fındığın bir ticaret tarafındadır. Tabii ki burada nasıl ki ihracatçılar maliyet karşılığında bir fiyat belirliyorlarsa satarken, üretici de maliyetinin karşısında bir fiyat almak isteyecektir. Onun için her iki taraflı bu sektörün bir bütün olarak hem üretici, hem manam, hem ihracatçı, hem sanayi birlikte hareket edilmesi anlamında istikrarlı bir fiyatın sağlanması lazım. Üretici önünü görmek istiyor. Fındık fiyatını düşük bulan bir grup üretici sela okuyup cenaze namazı kıldıktan sonra tabuta koydukları bir çuval fındığı toprağa gömdü. Topraktan olma, bahçeden doğma. Fındık, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazına mütakiben Odayan'ın merkez camiinde kılındıktan sonra aile kabristanlığına defnedilecektir. Mevla rahmet eyle ya. Amin. Korgan ilçesinde Hasan Yiğit de Sami İsen, fındık fiyatının son günlerde düştüğü gerekçesiyle bir grup üreticiyle bir araya geldi. Allah Allah Allah. Yiğit'le İsen bir çuval fındığı tabut içine koyarak Merkez Odayanı Camisi avlusuna getirdi. Burada sela okuyan üreticiler daha sonra içinde fındık olan tabutu musalla taşına koydu. Musalla taşı önünde saf tutan üreticiler cenaze namazı kıldı. Bahçede oldun sen, eskiden para ediyordun sen,
topladım, satamadım seni ben. Öldün, kurtuldun sen. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ardından tabutu omuzlarına alarak ilçe mezarlığına getiren üreticiler bir çuval fındığı toprağa gömdü. Üreticiler gömdükleri fındığın üzerine çaktıkları ahşaptan mezar taşına ise adı fındık, topraktan doğma, bahçeden olma yazdı. Yiğit ve İsen, fındık için gerçekleştirdikleri cenaze töreni görüntülerini sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Üreticilerden Hasan Yiğit, fındık fiyatının istedikleri gibi olmadığını belirterek, biz de düşük fiyatlara dikkat çekmek için böyle bir yola başvurduk. Umarız yaptığımız iş amacına ulaşır, dedi. Sami İsen ise fındık fiyatının bir an önce 15 lira seviyesine çıkmasını arzu ettiklerini söyledi. Akkuş ilçesinde yeni bir yatırımın daha çalışmalarına başlandı. Belediye Başkanı İsa Demirci'nin üstün gayretleriyle kısa sürede yer sorunu çözülen yeni devlet hastanesinin inşaatına ilk kazma vuruldu. Tabii ilçemizde biz göreve geldikten sonra birçok kamu yatırımı ilçemize kazandırarak ilçemizde ciddi bir kabuk değişimi yaşanmakta. Akkuş'ta yapılması planlanan 25 yataklı devlet hastanesi için ilk kazma vuruldu. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, harfiyatı 5 iş makinesiyle Akkuş Belediyesi imkanları tarafından yapılan inşaat sahasında ilk çalışmaları yerinde inceledi. Akkuş'ta yeni bir yatırıma daha başlanmasının mutluluğunu dile getiren Başkan İsa Demirci, ilçemizde 1984 yılında yapılan devlet hastanesi deprem testinden geçmemiş, yoğun bakım ve ameliyathane gibi ünitelerinde olmamasından dolayı yeni bir hastane ihtiyacı doğmuştu. Başhekimimizle durumu istişare ettik ve Başbakan Yardımcımız Sayın Numan Kurtulmuş'a durumun aciliyetini ileterek yeni bir hastane yapılması gerektiğini bildirdik. Yapılan hızlı çalışmalar sonucunda hastane inşaatını bugüne getirdik. İlçemizde sağlık sorunu vardı. Yeni yapılacak hastane ile bu sorun çözülecek. 25 yataklı olarak yapılacak hastanemiz 5 yoğun bakım ünitesiyle birlikte tam donanımlı bir hastane olacak. Vatandaşlarımız artık basit ameliyatlar ve operasyonlar için ilçe dışına gitmek zorunda kalmayacak. Hastanemizin 2016 yatırım programına alınmasında büyük emeği olan Başbakan Yardımcımız Sayın Numan Kurtulmuş'a, milletvekillerimize ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hastane için bakanlık bizden yer istemişti. Yerle ilgili yaptığımız çalışma sonucu Orman Bölge Müdürlüğümüzden 30 dönüm arazi tahsis ettik. Orman Bölge Müdürümüz Veysel Kodalak'la İşletme Müdürümüz Soner Yılmaz'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Akkuş, ekip çalışmasının bir meyvesini daha bugün almış oldu. İlçemize hayırlı olsun diye konuştu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ordu'nun Altınordu ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen TEOG sınavlarının ikinci gün oturumu yapıldı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen TEOG sınavlarının ikinci gün oturumu yapıldı. Ortaokul öğrencileri sınav öncesinde okul bahçesinde toplantı. Okulun öğretmenleri öğrencileri sınıflara aldı. Sınıflardaki gözetmen öğretmenler de öğrencilere sınav süresi ve kurallara ilişkin bilgi verdi. Bugün yapılan ikinci gün oturumda öğrenciler fen bilimleri, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülükle yabancı dil derslerinden sınavlara girdi. Tüm merkezlerde oturumlar 9, 10'a 10 geçe ve 11.20'de başladı. Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında belirlenen sınıflarda sınava girdi. Bazı adaylar sınavın kolay olduğunu söylerken bazıları da zorlandıklarını dile getirdi. Güzeldi. Ben üniversite şu an üniversite için bir şey düşünmüyorum ama fen lisesi olarak düşünüyorum. Güzeldi. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Eğitim Birsen'de toplantı yapılarak öğretmenlerin sorunları masaya yatırıldı.
Dünya çapında 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olarak bilinmesine karşın 12 Eylül sonrasında darbeciler tarafından ilan edilen 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak tamamen sembolik ve göstermelik törenler ve söylemler eşliğinde kutlanmaktadır. Oysa Türkiye'nin sadece öğretmenleri değil, tüm eğitim ve bilim emekçileri her yıl sadece bir gün hatırlamayı değil, yaşadıkları ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarına gerçekçi ve kalıcı çözümler üretilmesini beklemektedir. 24 Kasım'da eğitim emekçilerin ve eğitimcilerin sorunları görmezlikten gelinmektedir. Üstü cilalı sözlerle sorunların üstü kapatılmaktadır. Enflasyon hızla yükseldiği, doların, euronun başını alıp gittiği bir dönemde yaşıyoruz. Ekonomik sorunların çözülmemiş eğitim emekçilerin eğitim öğretim mücadelelerini yükseltirken hukuksuz bir biçimde görevlerinden ihraç edilmişler ve aşağı alınmışlardır. Sözleşmeli öğretmen çalıştırılarak öğretmenleri iş güvencesinden yoksun bırakmalarına devam etmektedirler. Zaten yetersiz olan maaşları sözleşmeli öğretmen çalıştırılarak asgari ücrete mahkum edilmişlerdir. Türkiye Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı Ömer Okumuş da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada çok sayıda olumsuz konuya da değinirken öğretmen alımlarında mülakat ve sözleşmelilik uygulamasını kabul etmiyoruz şeklinde konuştu. Bugün Büyük Önder Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul buyurduğu gün. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ordu'nun Altınordu ilçesinde Türk Eğitim Sen Öğretmenler Günü dolayısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Gerçekleşen açıklamada konuşan Türk Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı Ömer Okumuş, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladığını ifade etti. Bu vesileyle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü saygı, sevgi ve minnetle kutluyoruz. Ülkenin çok zor günlerden geçtiğini dile getiren Ömer Okumuş, incelemeler ve soruşturmalar yapılırken suçlu ve suçsuz ayrımının yapılması gerektiğine de değindi. Darbe girişimi neticesinde gerçekleştirilen operasyonlarla binlerce kişi FETÖ-PYD'ye terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle sorgulanmış, hapse atılmış, memuriyetten çıkartılmış veya açığa alınmıştır. Darbenin sorumlusu olanların hak ettikleri cezaya çarptırılması ve hesap vermeleri en büyük beklentimizdir. Ancak incelemeler ve soruşturmalar yapılırken suçlu suçsuz ayrımının yapılması bir gerekliliktir. Öğretmen alımlarında mülakat ve sözleşmelilik uygulamasını kabul etmediklerini vurgulayan Okumuş, zam konusuna da değindi. Değerli basın mensupları, dolarda bir yıldaki artış %19'dur. Bir başka ifadeyle paramızın değeri %19 düşmüştür. Akaryakıt ve diğer ürünlere gelen zamlar da bunun göstergesidir. Oysa Ocak 2017'de %3, Temmuz 2017'de %4 zam artış alacağız. Bu artışlar kayıplarımızı karşılamaktan çok uzaktır. Bu sebeple ek zam vermeden kayıplarımızın karşılanması mümkün değildir. Öğretmen alımlarında mülakat ve sözleşmelilik uygulamasını asla kabul etmiyoruz. Yıllarca 4C, 4B sözleşmeliğe karşı verdiğimiz mücadele ortadayken tekrar sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının getirilmesi devlet memurluğu yerine hükümet memurluğu sisteminin öngörülmesidir. Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe ilçede devam eden yol çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ordu'nun büyük şehir olmasıyla birlikte artan altyapı ve yol çalışmaları, Ordu merkezinde olduğu gibi ilçelerde de devam ediyor. Bu ilçelerden biri olan Çatalpınar'da yıllardır yapılmak için gün sayılan bağlantı yolları bir bir yapılıyor. Yol yapım çalışmalarının gece gündüz devam ettiği Çatalpınar ilçesinde havaların güzel gitmesi işleri de kolaylaştırıyor. Müzik
Çalışmaları yerinde inceleyen Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, yapımı devam eden Çatalpınar-Aybastı bağlantı yolu hakkında bilgi verdi. Havalar da müsait giderse bu yıl içinde bu bizim tali yolumuzu ve ana yolunla beraber burada siz çıkışta da göreceksiniz. Kuşkayası mevkii de asfaltlandı. Ben Kabataşlılara, Aybastlılara, onlara da buradan sizlerin aracılığıyla, onlar da çok çektiler. Asıl yolu onlar. Evet, bizim yüzünden çok çektiler. Bir çevre yolunun olmaması değil mi? Olmaması, ama bu her ikisi de olacak. Hem biz iş tali bir çevre yolu yaptık. Çevre yolu çalışmaları da devam ediyor. Cuma gün yine istimlak çalışmaları için gelecek arkadaşlar. Biz önceki gün bölgedeydik. Karayolları bölgedeydik. İlgili arkadaşlarla görüştük. Onlar da gelecekler. İnşallah anlaşırlar. Çatalpınar hem çevre yoluyla hem de bu ana yoluyla huzura kavuşmuş olur. Ben emeğe geçen her gece sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum. Ordu İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'nce ilçe müdürleriyle toplantı gerçekleştirildi. Ordu Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Tarım Bakanlığı'nda konuşulan konuların yanında ilçelerde yapılması gereken konular görüşüldü. Önemli bir konu var şu an, külleme hastalığıyla ilgili bir durum söz konusu. Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürleriyle toplantı gerçekleştirildi. Ordu İl Müdürü Kemal Yılmaz'ın başkanlığında düzenlenen programda bakanlık kararları ve ilçelerde karşılaşılan sıkıntılar vardı. Bir projede yine bakanlığımıza sunduk. Program öncesi konuşan Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz düzenlenen program hakkında bilgi verdi. Burada yaptığımız görüşmeler sonucunda bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bazı konuların belki gündeme alınması, yeniden üzerinde çalışılması gereken veya yeni konular üzerinde çalışılacak yeni konular söz konusu oldu ki bunlarla ilgili bir takım da projelerimiz var bakanlığa sunduğumuz. O projelerimizden kabul edilenler oldu. Şu an hemen uygulayacağımız projelerimiz oldu. Bunları ilçe müdürlerimizle değerlendirmek, konuşmak adına bugün onlarla bir araya geleceğiz. Kemal Yılmaz, Türkiye ikincisi olan Türkiye Fındık Budama Elemanı Benim projesinin önemine vurgu yaptı. Bizim hep beraber uyguladığımız, sizlerin de ilçelerde destekleriyle, bizzat katkılarıyla içinde yer aldığınız fındıkta Türkiye fındık yetiştiriciliğinde budama elemanı benim projemiz. Tarıma değer katanlar yarışmasında ikinci oldu arkadaşlar. Türkiye ikincisi oldu. Gerçekten faydalı bir projeydi. İnandık. İnandığımız için de böyle bir projeyi hazırladık, sunduk ve projemiz kabul edildi. Bugün bu sene ikinci yılıydı. İkinci yılında uyguladık. Toplamda 2065 budama elemanı yetiştirildi arkadaşlar. Bu budama elemanları 5 ilde 2065 budamacı yetiştirildi. Toplantının ana gündem maddesi ise fındıkta küllenme hastalığı olduğunu belirten Kemal Yılmaz, bu projeyle bu sorunun çözüleceğini dile getirdi. Bakın küllemede en önemli sorun ne? Bahçelerimizin çok sık oluşuyor. Ocaklarda dağ sayısının olması gerekenden fazla olması ve bahçenin havasız kalması, havalandırmanın tam olarak sağlanamaması. Öyle mi? Biz budamayı gündeme getirdiğimizde işte bunları da dikkate alarak gündeme getirdik. Yani budama neden önemliydi? İşte bakın külleme için de önemli. Bütün mantarı hastalıkların nemli ortamlardan kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Öyle mi? Uygun nem yoksa mantarın gelişme şansı olur mu? Olmaz. İşte bu ortamda da bu nemin uzaklaştırılması, bahçelerin hava alması için budama son derece önemliydi ve hazırladığımız bu proje dereceye girdi ve ikincilik ödülüne layık görüldü. 14 Aralık'ta biz bu projenin ödül töreni için Ankara'ya gideceğiz ve ödülümüzü de inşallah almış olacağız. Ordu Din Görevlileri Derneği 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kur'an kursu öğreticileri için yemek programı düzenledi. Programda konuşan Ordu İl Müftüsü Mustafa Kuluksaoğlu, 15 Temmuz olaylarında en fazla dersi din görevlileri olarak bizim almamız gerekir, dedi. ...24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya tüm gün boyunca devam etti. Ordu Din Görevlileri Derneği,
Kur'an kursu hocalarını da unutmadı. Öğretmenler Günü dolayısıyla Ordu Din Görevlileri Derneği tarafından geleneksel hale gelen Kur'an kursu hocalarına yemek programı bu yılda geniş katılımla gerçekleşti. Programın açılış konuşmasını Ordu Din Görevlileri Derneği Başkanı Ahmet Gündoğdu yaptı. Ordu Din Görevlileri Derneği tarafından geleneksel hale getirmiş olduğumuz 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne etkinliğine hoş geldiniz. Kıymetli öğretmenlerim, gün sizin gününüz. Sizlerin sorun ve sıkıntılarını dinleme ve bir nebze olsun sıkıntılarınızı paylaşma günü. Bu nedenle kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Programda konuşan Altın Ordu Müftüsü Harun Cimitoğlu, din görevinin önemine vurgu yaptı. Öğretmenler gününüzü tebrik ediyorum. Aramızdan ayrılan, emekli olan arkadaşımıza emeklilik hayatında başarılar diliyorum. Uzun ömürler versin kendisine. Bu görevi ifa etmiş ve rahmana kavuşmuş arkadaşlarımıza da Cenab-ı Allah'tan ve Tefes Hazretlerinden rahmetler diliyorum. Öğretmiş olduğunuz Kur'an-ı Kerim'in ahirette size yol ve yoldaş olmasını, doğru olmasını, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine nail olmalarınızı Cenab-ı Allah'tan ve Tefes Hazretlerinden niyaz ediyor. Hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Daha sonra konuşma yapan Ordu Müftüsü Mustafa Kolu Kısaoğlu, 15 Temmuz'dan en büyük dersi din görevlileri olarak bizim almamız lazım dedi. 15 Temmuz bize bir hedef gösterdi. Dedi ki gözünüzü açın, başkalarına alan açmayın. Siz bu devletin, bu milletin din hizmeti alması için görevlendirildiniz. O halde geçmişteki o hatalarımızın böyle bir sarsıntısını geçirdik. Allah bizi uçurumun kenarından aldı. Şimdi biz keyif halinde olmayacağız. Belki bir dahakine almaz o zaman. Dolayısıyla şu soru aklımızda olsun. Hangi sorun var da başka sertakalara, başka yetkilere bağlanıp oranın emrine giriyoruz da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din hizmeti politikasından, anlayışından çıkıp başka yerlere gönül bağlıyoruz. Kolu Kısaoğlu, eski dönemlerde din görevlilerinin nasıl zor şartlarda eğitim verdiğini anlattı. Belki bundan 20 sene önce ben de Diyanet'teydim, yine çoğunuz da oradaydı. Sıkıntılar vardı, problemler vardı. Bir çocuğa, bir insana akşam Kur'an öğretemiyorduk, akşam. Akşam kursu açmıştık, kapattılar. Ama şimdi 2000'li yıllardan sonra Allah'ın huzurunda hiçbir mazeret bırakmadı bugünkü yönetim bize. Şu diyemeyeceğiz ki müftü olarak, imam olarak, müezzin olarak, Kur'an öğreticisi olarak Allah'a hiçbir mazeret söyleyemeyiz. Program emekli olan din görevlisine verilen teşekkür plaketiyle sona erdi. Evet, bu haberle birlikte bu akşam da bültenimizin sonuna geldik. Az sonra ekranlarınızda spor haberleri gelecek ve Mustafa Özdoğru spordaki gelişmeleri sizlere aktaracak. Ardından da yol durumu ve ekonomi haberleri gelecek. Şimdilik hoşça kalın. Mutlu akşamlar, sporun doğru adresi TV 52'ye hoş geldiniz. Dün Ordu Spor'un Spor Toto ikincilikte olduğu dönemde top koşturan Mehmet Arı çok çarpıcı açıklamalara imza atmıştı. İşte o açıklamalara Ordu Spor cephesinden cevap gecikmedi. Arı'nın o açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını açıklayan Ordu Spor cephesi bu kez Mehmet Arı hakkında iddialarda bulundu. Ordu Spor'dan Mehmet Arı'nın o iddialarına cevap. Ordu Spor'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran, daha sonrasında da Ordu Spor'da kalan parası ödenmediği gerekçesiyle kulüp başkanı Yaşar Pamuk hakkında çeşitli iddialarda bulunan Mehmet Arı'ya Ordu Spor cephesinden karşılık geldi. Arı'nın o açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını açıklayan Ordu Spor cephesi bu kez Arı'yı suçladı. Mehmet Arı, başkan Yaşar Pamuk hakkında yalancı iddiasında bulunmuştu. Asıl doğruları söylemeyenin Mehmet Arı'nın kendisi olduğunu iddia eden Ordu Spor cephesi, Mehmet Arı'nın
Ordu Spor'dan alacağı vardı. Ama olayın asıl şu, Mehmet Arı'nın söylediğinin aksine Ordu Spor'dan 12 bin lira değil, yaklaşık 6500 lira alacağı var. 2 gün önce de bu alacağını tahsil etmek için geldi. Zaten Arı'nın açıklamalarında tek doğru olan taraf bu. Ordu Spor, Mehmet Arı'yla son olarak 20 bin lira alacak üzerine anlaşmış ve bu 20 bin liranın 13.500 lirasını kulüple yollarını ayırmadan önce tahsil etmişti. Kalan 6.500 lirasını da 2 gün önce almaya geldi. Başkanımız Yaşar Pamuk da gerekli birimlere talimat vererek Mehmet Arı'nın kalan parasının da tahsil edilmesini söyledi. Gereken de yapıldı. Kalan 6.500 lira Arı'nın hesabına EFT olarak gönderildi. Ancak Mehmet Arı parasının yatırıldığı bilgisini aldıktan sonra başkanımız Yaşar Pamuk'a hakaret içeren kelimelerle mesaj atarak çeşitli ithamlarda bulundu. Başkan da kendisine hakaret içeren bu mesaj karşılığında aynı gün hemen yatırılan paranın geri çekilmesini söyledi. Ve yatırılan para Mehmet Arı'nın Başkan Pamuk'a karşı saygısız tutumundan ötürü geri çekildi. Ordu Spor olarak futbolcularımızın alacakları konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Ama bu şekilde meydana gelen tutumlar neticesinde de gerekli cevabın karşı tarafa verilmesinden yanayız açıklamasını yaptı. Pota'nın menekşeleri fabrika ayarlarına dönüyor. Ordu Spor kadın basketbol takımı baş antrenörü Hakan Yiğit, Elazığ İl Özel İdare deplasmanında aldıkları haksız yenilginin kendilerinde travma yarattığını belirterek bunun sonucunun üst üste 3 mağlubiyet olduğunu söyledi ve Edirne Belediyesi Edirne Spor maçıyla birlikte yeniden galibiyet serisi yakılacaklarını açıkladı. Pota'nın menekşeleri fabrika ayarlarına dönüyor. Ordu Spor kadın basketbol takımı baş antrenörü Hakan Yiğit, Elazığ İl Özel İdare deplasmanında aldıkları haksız yenilginin kendilerinde travma yarattığını belirterek artık yeniden fabrika ayarlarına dönerek Edirne Belediyesi Edirne Spor maçını kazanmak istediklerini söyledi. Edirne Belediyesi Edirne Spor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini aktaran Yiğit, artık üzerlerindeki baskıyı atmanın zamanının geldiğini açıkladı. Elazığ İl Özel İdare maçının faturasının ağır olduğunu hatırlatan deneyimli antrenör, Elazığ müsabakası bizde travma oldu. Zaten 12 saatlik yolculukla maça gittik. Kazanabileceğimiz bir maç elimizden alındı. Onun moral bozukluğu ile yine 12 saatlik yolculuk yaptık. Bir gün dinlendikten sonra Çankaya Üniversitesi'nin maçına çıktık. 6 sayıyla kaybettik. Yine bir gün dinlendikten sonra Mersin Üniversitesi deplasmanına gittik. 6 günde 3 maç yaptık. Herhangi bir mental hazırlanma şansımız olmadı. Maçlardaki yanlışlarımızı, doğrularımızı görme şansımız olmadı. Oyuncularımızla dinlenip konuşamadık. Travmayı atlatamadık. Elazığ maçının faturası bize 3 maçlık mağlubiyet serisi olduğu açıklamasını yaptı. Nihayet dinlenme zamanı bulduklarını söyleyen Yiğit, 2 gün izin kullandıktan sonra tekrar çalışmalara başladık. Fabrika ayarlarına yeniden dönüyoruz. Rotasyonu dar olan ve belli oyuncularla oynayan takımlarda bu sıkıntılar oluyor. Bu hafta bizim açımızdan daha farklı geçecek açıklamasını yaptı. Yeniden galibiyet serisi yapmak istediklerini söyleyen başarılı koç, Edirne Belediyesi Edirne Spor karşısında galip gelerek üzerimizdeki stresi atmak ve yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz açıklamasını yaptı. Ordu bir turnuvaya daha ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Yıldız Ümit Baybayan Judo turnuvası Ordu'da başladı. Turnuvanın açılışına katılan Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu'da judoyu daha üst seviyelere çıkartacaklarını söyledi. Ordu bir turnuvaya daha ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Yıldız Ümit Baybayan Judo turnuvası Ordu'da başladı. 24-25 Kasım tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 3 ülke katıldı. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin katıldığı turnuvada tam 108 sporcu dereceye girmek için kıyasıya mücadele edecekler. Ordu'dan 46 sporcunun katıldığı turnuvanın ilk günü bugün geride kaldı. Turnuvanın açılışına katılan Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu, judoda Türkiye'nin en önde gelen illerinden biri. Bu turnuvalarla bu çıtayı daha yukarılara çıkartmaya çalışıyoruz açıklamasını yaptı. Ya Ordu biliyorsun judoda Türkiye'nin en öncü illerinden biri. Altyapısının çok iyi olduğu, başarılı sporcularının olduğu, olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonlarında madalya kazanmış bir il. Bu çıtayı daha da yukarı yükseltmek için çalışıyoruz. Biz judo olarak Ordu'da dediğim gibi daha fazla başarı yakalamak için çalışıyoruz. Bu şampiyonadan önce de burada Gürcistan ve Azerbaycan'ın
takımları kamptaydı. Burada biz 3 ülke, yani Gürcistan, Azerbaycan ve Ordu ortak kamp da yaptık. Bu kampın ardından da şimdi turnuvası yapılıyor. Uluslararası turnuvalar Ordu'da 2017 yılında da devam edecek. Bundan sonra da bu şekilde uluslararası turnuvalarımız devam edecek. Zaten Ordu'nun bir geleneksel yapılan turnuvası var. 20 işte inşallah 2017'de 21.sini yapacağız. Bunda da Sayın Türkiye Judo Federasyonu Başkanımız Sezer Uysuz bunu daha üst platformda yapılmak için her türlü desteği vereceğini söz verdi. Yine 2017'de ilimizde Türkiye Şampiyonası yapacağıyla ilgili sözler verdi. Ben ordumuz adına kendisine teşekkür ediyorum. Yarışmada mücadele eden sporcularımıza da başarılar diliyorum. Toplamda 108 sporcu katılıyor. Gerçekten büyük bir rakam. Ordu için ve Türk judosu için şampiyona hayırlı olsun diyorum. ...22-23 Ekim tarihinde yapılan Judo Federasyonu Başkanlık seçiminde 125 oyla başkan olan Sezer Huysuz, başkanlık dönemindeki ilk ziyaretini doğup büyüdüğü il Ordu'ya yaptı. Ordu'ya gelir gelmez TV52 açıklamalarda bulunan başkan federasyon olarak Ordu'yu Judo'da daha da aktif hale getireceklerini söyledi. 22-23 Ekim tarihinde yapılan Judo Federasyonu Başkanlık seçiminde 125 oyla başkan olan Sezer Huysuz, başkanlık dönemindeki ilk ziyaretini doğup büyüdüğü il Ordu'ya yaptı. Ordu'da gerçekleştirilen uluslararası Yıldız Ümit Judo turnuvasına katılan Türkiye Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz Ordu'daydı. Ordu'ya gelir gelmez TV52'ye açıklamalarda bulunan başkan, ilk ziyaretimizi Ordu'ya yapmak istedik. Ordu Judo'nun en büyük lokomotiflerinden birisi. Burası Judo anlamında potansiyel bir il. Ben Judo'yu burada öğrendim. Burada şampiyonluklarımı kutladım. Bu yüzden federasyon olarak Ordu'yu Judo'da daha da aktif hale getireceğiz açıklamasını yaptı. Evet, ilk önce tüm öğretmenler gününü, öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutluyorum. Kendim de bir öğretmen olarak öğretmen arkadaşlarımın öğretmenler gününü, antrenörlerimizin, bizim hocalarımızın öğretmenler gününü kutlayalım bu güzel bir günde. Bu güzel bir günde de burada Ordu'da güzel bir organizasyon vardı. Sayın Mustafa Genç hocamız, abimiz dediğimiz il müdürümüz bizi davet etmişti. Biz de buna icap eden ilk ziyaretimizde federasyon başkanı olarak Ordu'ya yapmak istedik. Onu da bugün gerçekleşmiş. İnşallah burada il müdürümüzü ziyaret ettik, Vali Bey'i. Büyükşehir Belediye'mizi, Altınordu Belediyesi ve Ulubey Belediyesi, benim Ulubey Belediye'mizi ziyaret ederek bugünü tamamlayacağız. Burada güzel bir organizasyon var. Judo, Ordu'nun ve Türkiye'nin en büyük lokomotif ili. Biz burada büyüdük. Burada judo yaptık. Burada olimpiyatlara gittik. Buradaki büyük bir judo sporuna büyük bir potansiyel var. Biz de bunu bildiğimiz için burayı daha aktif hale getirmek için çalışıyoruz. Şimdi tabii bu işin başına geçince Ordu'yu unutmak mümkün değil. Ordu'ya daha büyük yatırımlar, daha büyük seyirci potansiyel organizasyonlar almak istiyoruz. Şimdi Mustafa Bey'le de zaten bunu görüştük. İnşallah ilk etapta ümitler Türkiye Şampiyonası'nı yapıp ondan sonraki ayaklarda uluslararası bir Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası bazında bir turnuvalar almak istiyoruz. Şimdi yavaş yavaş bazı şeyleri organizasyon bazında da yayarsak sporcu kapasitesini daha fazla çıkartıp başarıyı daha da artırabileceğimizi gördük. Çünkü Ordu'da şu anda olimpiyatlarda, dünyada, Avrupa'da, Akdeniz oyunlarında, uluslararası alanlarda çok madalya almış sporcu kardeşlerimiz, abilerimiz var. İnşallah onları da tekrar sporun içine çekmek için uğraşıyoruz. Onlara tekrar bu Ordu'da antrenörlük bazında onlara gereken desteği biz federasyon olarak vereceğiz. Onlar da buradan altyapılı olarak Türk judosuna çok büyük sporcular katacağını biliyoruz. Çünkü çok deneyimliler, çok tecrübeliler. Biz zaten çoğunu milli takımda da faydalanıyoruz şu anda. Bizim milli takım kadromuza buradan Ordu'dan çok sporcu abimizi, kardeşimizi aldık. İnşallah onlarla hem Ordu'nun judosu hem Türk judosu ve dünya judosundaki Ordu'nun yeri olarak da diyebilirim, İyi bir yere getirmek için çalışıyoruz. Başkanlık döneminde ilk icraatlarının judonun Türkiye'de tanınırlığını arttırmak olacağını söyleyen Huysuz, sonrasında da 2020 olimpiyatlarına daha fazla sporcu gönderebilmek için mücadele edeceklerini söyledi. Bizim ilk icraatımız zaten judo büyük bir ivme kazanmıştı. Biz judonun reklamını biraz daha fazlalaştırmak istiyoruz. Bizim projelerimiz arasında aileleri bilinçlendirmek var. Judonun reklamlarını işte AVM'ler ve şehir merkezlerinde düşünün. Bizim meydanlarımızda bunların tanıtımı yapmak. Sadece spor salonunda kimse, sadece bilenler ve aileler geliyor. Gördüğünüz gibi sadece salondaki aileler, yakın insanlar. Ama dışarıda sokakta gezen insanlar böyle bir şey yaptığımız zaman judoyu tanıyacak, judoyu bilecek, judonun ne olduğunu bilecek. Bu sefer veliler, çocuk
çocuklarını bize getirecek. Yani bu sefer işimiz kolaylaşacak. En azından bu. Ama bizim asıl amacımız olimpiyatlar. 2020 Tokyo olimpiyatlarına Ordu'dan, Türkiye'den daha fazla sporcu katıp bu sefer madalya almak. Ben iki defa katıldım ama madalya alamadım. Bunun ezikliği var. Şimdi başkan olarak bunu yaşamak istiyorum. Neden? Çünkü bazı sorunlar vardı, bazı imkansızlıklar vardı. Biz onları aşamadık. Şimdi biz bunları önünü kesemez. Biz sporcuya sunacağız. Sporcu da madalyasını alacak. En büyük hedefimiz bu olimpiyatlarda madalya almak şu anki görüşte. Evet, 655. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin baş pehlivanı Recep Kara güreşi bırakıyor. Hedefinin 2017 ve 2018 yılında da Kırkpınar yağlı güreşlerinde altın kemeri kazanarak altın kemerinin sürekli sahibi olmak istediğini açıklayan Recep Kara, ondan sonra da güreşi bırakacağını açıkladı. 655. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri baş pehlivanı Recep Kara, altın kemerin sürekli sahibi olduktan sonra güreşi bırakacağını söyledi. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde 4 kez altın kemeri boynuna geçiren Recep Kara, hedeflerine ve geride bıraktığı 2016 yağlı güreş sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yoğun bir yağlı güreş sezonunun geride kaldığını dile getiren Recep Kara, bu yıl 62 yağlı güreş organizasyonuna katıldığını ve yeni sezona da iddialı bir şekilde hazırlanacağını açıkladı. Hedefinin 2017 ve 2018 yıllarında da Kırkpınar yağlı güreşlerinde altın kemeri kazanmak olduğunu açıklayan Kara, üst üste 3. kez baş pehlivan olup altın kemerin sürekli sahibi olduktan sonra güreşi bırakacağını açıkladı. Tabii bu yıl 2016 yılında toplam 62 tane yağlı güreş organizasyonuna katıldık. Bunun 22 tanesinde birinci olmuşum, 19 tanesinde ikinci, diğerleri üçüncülük, bazı yenildiğim güreşler oldu ama çok yoğun bir tempo geçti. 62 tane güreş dile kolay. 6 ay boyunca hafta içi hafta sonu Türkiye'nin aşağı yukarı 4 bölgesinde sürekli şekilde hep müsabaka yaparak geçti. İşte geçen hafta müsabakalarımız bitti, sezonumuz kapandı. Ve bu yılda şükürler olsun 655. Kırkpınar yağlı güreşlerini de biz aldık. Altın kemerin sahibi oldum. 4. defa. Şimdi bir 2 ay bir dinlenme sürecimiz olacak. Aşağı yukarı yıl başında 2017 için hazırlıklarımız devam edecek. Hedefim 2017-2018 yılını da kazasız belasız bir şekilde temennimiz altın kemeri 3 yıl üst üste alıp altın kemerin ebedi sahibi olmak. Hedefim bu. Ondan sonra da altın kemeri alırsam güreşi de bırakırım. Güreşi bıraktıktan sonra da güreşin olduğu her yerde olmaya devam edeceğini açıklayan Kara, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra da Türk sporunun hizmetinde olacağını söyledi. Yani güreşin olduğu her yerde biz varız. Türk sporunun olduğu yerde biz varız. İnşallah bundan sonraki dönemde de aktif sporumuzu bitirdikten sonra Türk sporunun hizmetinde olacağız. Türk sporunda bugün en fazla seyirci futbolda gibi gözükse de gerçekten de yağlı güreş futboldan aşağı değil diyen Ordulu baş pehlivan Recep Kara ellerinden geldiğince atasporumuz güreşi yaşatmaya çalışacaklarını söyledi. Yağlı güreşin seyircisi bugün hani Türk sporunda en fazla seyirci futbolda gözüküyor ama gerçekten yağlı güreş futboldan aşağı değil. Belli başlı kulüplerin maçları full dolu olur. Ama bizim yağlı güreşte gittiğimiz her organizasyonlarda binlerce kişiye seyir zevki sunuyoruz. O yüzden Türkiye'nin her gittiğimiz yerde teveccüh çok yüksek. Bu insanların güreşe karşı bakış açısı da her geçen gün artıyor. Biz de elimizden geldiğince bu atasporunu yaşatmaya çalışacağız. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyin, haberiniz olsun. Mutlu akşamlar.
47 il 282 noktada doğa dostu hizmet anlayışıyla hizmetin gülen yüzü Turnagaz yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yollardaki son durumu aktarıyoruz. Giresun-Trabzon yolunun 44. kilometresindeki Geçilmez Tüneli Güney Tüpü'nde, 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli Kuzey Tüpü'nde ve 54. kilometresindeki Arıdurak Tüneli Kuzey Tüplerinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 24-11-2016, 24-11-2016, 25-11-2016 tarihlerinde 08-17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Giresun-Trabzon yolunun 29. kilometresinde bulunan Eynisil Tüneli Kuzey ve Güney tüplerinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 24-11-2016, 25-11-2016 tarihlerinde 08-17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 0. ve 57. kilometreleri arasındaki müftelif kesimlerde bulunan köprülerde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 21-10-2016, 21-12-2016 tarihleri 08-18 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Doğankent-Gümüşhane yolunun 33. kilometresinde bulunan güvenlik tünelinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 17-11-2016, 30-11-2016 tarihleri arası 08-18 saatlerinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Torul-Gümüşhane yolunun 38. kilometresinde bulunan Mescitli 1. tünelinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08-18 saatleri arasında ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Yusufeli-İspir yolunun 0. ve 10. kilometreler arasında yapılacak olan yol yapım çalışmaları nedeniyle 01.01.2016, 31.12.2016 tarihleri 08.09.30, 11.13.14.30, 16.18 saatleri arasında yol belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak, diğer saatlerde ise ulaşıma açık olacaktır. Il 282 noktada doğa dostu hizmet anlayışıyla hizmetin gülen yüzü Turnagaz yol durumunu sundu.